Genç kadın otomobilde patronuyla yalnızdı. İddiaya göre birden kapıyı açtı ve kendini yola attı. Ağır yaralandı, yoğun bakıma alındı ve bugün 5 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. Şimdi soru şu, o gün o otomobilde neler yaşandı ve ne oldu da genç kadın kendini yola attı? O gülen mavi gözleri bir daha açılmamak üzere kapandı. Onu darp ettiği iddia edilen patronunun aracından atlayarak hastaneye kaldırılan Hatice Sevci, 5 günlük yaşam mücadelesine yenik düştü. 26 yaşındaki Hatice Sevci nişanlıydı. Evlilik hazırlığındaki genç kadın Manisa'da özel bir rehabilitasyon merkezinde müdürdü. İddiaya göre 7 Temmuz Cuma günü rehabilitasyon merkezinin sahibiyle birlikte Uşak'a gitti. Yanlarında aynı şirkette çalışan bir kadın hademede vardı. Ve ne olduysa Uşak'tan Manisa'ya dönüş yolunda oldu. İddiaya göre rehabilitasyon merkezinin sahibi kadın hademeyi evine bıraktı. Böylece Hatice Sevci 40 yaşındaki patronuyla birlikte araçta yalnız kaldı. İkilinin arasında ne olduğu bilinmiyor ancak her ne yaşandıysa Hatice Sevci bir anda çok öfkelendi ve hareket halindeki aracın kapısını açtı ve bir anda kendini yola attı. İddiaya göre patronu yoldaki genç kadını aldı ve hastanenin kapısına bıraktı. Başında ve vücudunda darp izleri bulunan Hatice Sevci sevk edildiği başka bir hastanede yoğun bakıma alındı. Ancak 5. gün genç kadından kötü haber geldi. Yoğun bakımdaki Hatice Sevci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ve gerçek ölüm nedenini de işte o otopsi raporu söyleyecek. Genç kadının hastanede tedavi gördüğü sırada çalıştığı rehabilitasyon merkezinin sahibi de gözaltına alındı. Patron, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Ramazan bayramı mübarek olsun.